Kendi zetinin büyüdüğünün göstergelerinden benim için önemli olan 3 tane kriter var. Bunlardan bir tanesi çocuğun ağzının açık olması, uyuyor olması veya horluyor olması. Uykusuz sırasında çok sık yer değiştiriyor olması ki huzurlu bir yer aramak, serin bir yer aramak içindir aslında bu davranış. Ve beraberinde meme hattının üstündeki bölgede, ensesinde veya pijamasının yakasında terlemenin olması. Demek oluyor ki 3 tane çok önemli kriter var. Bir tanesi ağzı açık soluk alıp vermesi uykusu sırasında veya horlaması, gürültülü nefes alması, terlemesi meme hattının üstünde ve ensesinde, yaka bölgesinde ve beraberinde yatakta çok sık yer değiştiriyor olması. Şimdi bunların 3 tanesi bir arada olduğu zaman geniz etinin alınmasını önerebiliyorum. Ama bunlar bu kriterlerden bir tanesi bile eksikse doğrusu ben geniz etinin alınmasını çok da fazla önermiyorum. Geniz etinin çocukluk döneminde en fazla 3-6 yaş arasında büyümesine şahit oluyoruz. 9 yaştan sonra geniz etinin genellikle adenoid dediğimiz dokunun küçülmeye başladığını 13 yaşından sonra ve erişkinlik döneminde olmadığını veya tamamen küçülmüş çünkü görevi bittiği için ortamdan çekilmiş, küçülmüş olduğunu görüyoruz. Peki 3 yaş, 6 yaş arasında en sık gördüğümüze göre 3 yaşın öncesinde nedir durumumuz? 3 yaşın öncesinde de hemen hemen hiç görmüyoruz. Veya diyelim ki 2 ila 3 yaş arasında çok alerjik yapısı olan nadir bir çocukluk yaş grubu bölümünde geniz eti büyümesini nadir de olsa erken dönemde görüyoruz. En fazla gördüğümüz 3-6 yaş dönemidir. 9 yaşından sonra küçülmeye başlar. 13 yaşından sonra ve erişkinlik döneminde geniz eti sorununu neredeyse hiç görmeyiz.